Yine okey ile ilgili bir soru. Örnek diyorum. Diyelim ki Mehmet kitaplığındaki kitapları üçer, dörder, beşer saydığında her seferinde iki kitap artıyor. Şimdi bu sorunun metin kısmı. Burada farklı şeyler sorabilirim ben size. A diyorum. En az kaç kitap vardı bu kitaplıkta? Bunu sorabilirim. Şöyle sorabilirdim. Kitap sayısı ve kitap sayısının 150'den fazla olduğu bilindiğine göre en az kaç kitap vardır? Bunu sorabilirdim. Hatta şöyle sorabilirim. Kitap sayısı ...250'den az olduğu bilindiğine göre en fazla kaç kitap vardır? Bunların her biri sorulabilir. Ama hangisi sorulsun önemli değil. Şimdi burada hepsinde de şuna bakacaksınız ilk önce. Mehmet şimdi kitaplığındaki kitapları üçer, dörder, beşer sayıyor. Her seferinde iki kitap artıyor mu? Peki bu tamam. Bu şu anlama gelir mi? Bakın. Üçün katından iki fazla olması lazım kitap sayısı. Hatta dördün katından, hatta beşin katından da iki fazla olması lazım. İşte bunu şöyle ifade edeceğim ben. Diyelim ki Mehmet'in kitap sayısı A olsun. A tane kitap var. Bu kitap sayısı 3'ün katından 2 fazla. Bunu 3'ün katından 2 fazla. Şöyle ifade edebilirim. 3'ün A katından 2 fazla. 4'ün katından 2 fazla ve 5'in katından da 2 fazla. Hatta sadece bu şekilde gelen sorular var. Diyor ki mesela A, küçük A, B, C bunlar birer doğal sayı ise A en az kaçtır o büyük A sayısı. Bunun anlamı şudur. Yani bu ben onu Türkçe olarak yazayım. 3'ün, 4'ün, 5'in her birinin katından 2 fazla olacak. Zaten bakın 3, 4 ve 5'in katını bulmayı biliyorsunuz. 3 ve 4, 3, 4 ve 5'in en küçük katı nedir? O kekini bulacaksınız. 3, 4, 5'in o kekini bulun. 3, 4, 5 o kekini bulun. Bunu şöyle de gösterebiliriz. Onu da görmüş olun. 60. O halde bu şu anlama geliyor. Buradaki A sayısı 60'ın katından 2 fazla olmalı. O halde burada şunu biliyoruz şu anda. Kitap sayısı 60 katından 2 fazla. Şimdi soruya geçebiliriz. En az kaç kitap vardır dediğinde A şıkkına geliyorum. En az kitap sayısı burada A'nın minimum değeri 60'ın katından 2 fazla olan en küçük sayı 1 verirseniz K'ya baya burada 60'ın katından 2 fazla olan değer 62 olur burada. Peki şöyle olsa B şıkkındaki gibi kitap sayısı 150'den fazla olduğu bilindiğine göre eğer 150'den fazla ise kitap sayısı buradaki A sayısı yani 60'ın katından 2 fazla olan sayı 150'den fazla. Şimdi K'ya öyle değer vereceksiniz ki sizden istenene ulaşmanız lazım. 150'den fazlaysa 1 verirseniz olmaz. 2 verirseniz K yine olmaz. 60'ın 3 katını almak lazım. 3 katını alırsanız 60 çarpı 3 artı 2 182 kitap olur bu durumda. Kitap sayısı en az 182'dir. Eğer C şıkkındaki gibi sormuş olsaydım soruyu
kitap sayısı 250'den az olduğu bilindiğine göre, yani bu A sayısı 60'ın katı artı 2 olan değer 250'den küçük. Şimdi K'ya öyle değer verin ki 250'yi geçmesin, ama fazla olsun bu değer. En fazla ne olabilir? 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 versem 250'yi geçiyor. En fazla dediğine göre burada ben K'ya vereceğim değeri 4 seçmem lazım. Yani 60'ı 4 ile çarpıp 2 ekleyeceğim. 242 kitap olur burada. Şimdi mesela yine aynı soru üzerinde çok küçük bir değişiklik yapıp bu soruyu tekrar sorayım ben size. Diyorum ki Mehmet kitaplığındaki kitapları 3'er, 4'er, 5'er saydığında her seferinde 2 kitap artmasın. Bu kez 2 kitap eksik kalsın diyelim. Soruyu değiştiriyorum. Eksik kalıyor. Şıkları değiştirmiyorum. A. En az kaç kitap vardır bu kitaplıkta? B. Kitap sayısının 150'den fazla olduğu bilindiğine göre en az kaç kitap vardır? C'de de yine kitap sayısı 250'den az olduğu bilindiğine göre en fazla kaç kitap vardır? Burada çözümü yaparken şu önceki çözümü sileyim isterseniz. O lazım olmayacak. Yani aslında orada ufak değişikliklerle aynı şeyleri yapacağım. Göreceksiniz zaten. Bu tür sorularda genelde çözüm şekli aynıdır. Yani ilk önce neyin katı olduğu, ondan eksik mi fazla mı olduğu, ondan sonra bulacağınız şey. Şimdi ilk önce yine şunu yapacağız. Bakın, kitap sayısı 3, 4 ve 5'in katından bu kez 2 eksik kalmış. Yani 3'ün katından 2 eksik, 4'ün katından hatta 5'in katından 2 eksik. Bunu şöyle ifade edeyim. Yine kitap sayısına A diyeyim ben. 3'er saydım ben bunu. 3'ün katı 3A diyelim. Bunun 2 eksiği. 4'er saydım. 4'ün katı 4B olsun. Bunun 2 eksiği. Hatta 5'er saydığımda 5'in katı 5C 2 eksi. Bunun anlamı şu. 3, 4, 5'in katından her birinin katından 2 eksik. 3, 4, 5'in katı dediğimizde nedir bu? O kek bulmuştuk az önce. 60'ın katı değil mi bu? O halde bu o keki bulduğumuzda 3, 4, 5'in o kekini bulun şurada isterseniz. Bunu ben yapmadım ama şurada 3'ün, 4'ün, 5'in o kekini göstereyim isterseniz. 2'ye böldüğünüzde 3, 2, 5. 2'ye böldüğünüzde 3, 1, 5. 3'e bölün 1. Bu gitmişti zaten. 5 yazıyorum. 5'e böldüğümde 1. Bunları çarptığınızda 60'ı bulacaksınız. O halde burada şunu söyleyeceğiz. A sayısı 60'ın katından 2 eksik. Bunun anlamı o. Dolayısıyla bundan sonra şıklara geçebiliriz. A şıkkı. En az kaç kitap vardır? Yani A'nın en küçük değerini soruyor. Minimum A değeri. Bu 60'ın katından 2 eksik. Burada problemimiz yok. En az dediğine göre burada K'yı 1 seçersek 60'ın 1 katından 2 eksik. Yani 58 olur. 60 çarpı 1, 62 çıkarın. B'de neyi sordum ben size? Kitap sayısının 150'den fazla olduğu bilindiğine göre en az kaç kitap vardır? Şimdi neyi biliyoruz? Biz kitap sayısının 150'den fazla olduğunu biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz? Buradaki kitap sayısının 60'ın katından 2 eksik olduğunu. Esas burada yoğunlaşmamız gereken şey şurası. Yani kitap sayısını buraya göre ayarlayacağız. 150'den fazla, 60'ın katından 2 eksik, 150'den fazla ne var? Şimdi bir katını versek 60 eksi 2, 2 katı 120, 2 çıkar 118. 3 katını alacağım. Yani 150'den fazla olmuyor 1 2 verdiğimde. Hatta 4 de versem oluyor ama 150'den fazla ve dikkat edin en az dediğime göre çok da ileri gitmeyeceğim. Yani bunu 3 seçmem lazım. O halde 60'ı 3 ile çarpıp 2 çıkaracağım. 180'den 2 çıkarırsak 178 kitap olur. Bu kitaplık da bu durumda. C şıkkında ise sorduğum şey şu. Kitap sayısı 250'den az olduğu bilindiğine göre. Şimdi yine kitap sayısı A demiştik. Bu 60'ın katından 2 eksik bir kitap. Ama 250'den az. Şimdi 250'den az ise K'ya vereceğim değer, bakın 1 verebilirim. Problem yok. Doğru, 250'den az olur. 2 veririm, 3 veririm, 4 veririm, 5 veririm, 6. He, dur bakalım. Yani şimdi 5 verirsem bakın 302 çıkar. Olmuyor. 5 verdiğimde 250'den az olmuyor. Bunların her biri olabilir. Ama neyi soruyorum ben? 250'den az olduğu bilindiğine göre tamam. Bunlardan birisi olduğunu biliyorum. En fazla kaç kitap var? En fazla diyorsa 250'den küçük olacak ama
en büyük ne olabilir? Onu da düşünerekten K'ya 4 veriyorum. Dolayısıyla burada 60 çarpı 4 eksi 2'den 240, 238 kitap olabilir. Buradaki kitap sayısı en fazla 250'den az olma koşuluyla. Bir başka soru çözeyim. Bakın yine aynı mantığı kullanacağım. Sorum şu. Örneğin, diyelim ki Ali bir sepetteki gülleri beşer saydığında 3, altışar saydığında 4, 8'er saydığında 6 gül artıyor. A. Sepette en az kaç gül vardır? Şöyle sorabilirdim. Sepetteki gül sayısı yüzden fazla olduğuna göre veya fazla olduğu bilindiğine göre diyelim. En az kaç gül vardır? Şimdi burada nasıl düşünelim bunu? Beşer sayacaksınız. 3 artacak. 6'şer sayacaksınız. 4, 8'er saydığınızda ise 6 gül artıyor. Hep bunlar artan gül sayısı aynı olsaydı veya eksik kalan gül sayısı olsa da aynı olsa problem yoktu. Bu şekilde farklı ise artan gül sayıları veya saydığınızda 4'ün, 5'in, 6'nın katından farklı miktarlarda bir artış söz konusu ise muhtemelen basit bir işlemle çözebileceksiniz bunu. Şimdi onu göstereyim bakın. Yani gül sayısına ben G diyeyim burada. G tane gül var. 5'er saydığında 3 gül artıyorsa, yani 5'in katından kaç fazla bu? 5'in katından 3 fazla. 6'şar sayıyorum. 6'nın katı 6b olsun diyelim. 6 çarpı b. Bundan 4 fazla. 8'er saydığımda 8'in katından ise 6 fazla. Şimdi bu tür buradaki kat olan 5, 6, 8, bunların yanındaki artı olan ya da eksi olan sayılar farklı ise, bak unutmayın şunu yapacaksınız. Öyle bir sayı bulacaksınız ki bu sayıyı hepsine eklediğinizde buradaki sayıların katı olacak. Yani ya da çıkardığınızda. Şimdi mesela 5'e böldüğümde 3 kaldı. Eğer buradaki gül sayısı 2 fazla olsaydı, yani 3 gül artıyor ya bakın. 2 gül daha olsa bir 5'lik demet daha yapabilir miydim? Evet. Peki o 2 gülü dışarıdan ilave ettiğimi farz ediyorum oraya. 6'lık demet yapabilecek miydim? 4'ten artmıştı ya bakın. 2 ilave ettiniz bir 6'lık demet daha oluyor. 2 olsaydı orada fazladan 8'er saydığınızda 6'dan artmıştı ya bakın. 2 daha ilave ettiğinizde 8 olacaktı. Yine 8'lik demet olabilecekti. O zaman şöyle bir şey var burada. Demek ki buradaki artan gül sayıları farklıysa bunlara bir şey ilave ettiğimizde, yani dışarıdan bu sepete biz 2 tane gül ilave ediyoruz ve 5'in 6'nın 8'in katı oluyor. Ne yapacağım sonra? 2 gülü çıkaracağım. Gül sayımın o olmadığını biliyorum ben çünkü. O zaman şunu yapıyorum. Eğer ben gül sayısına 2 tane eklemiş olsaydım, bakın gösteriyorum onu özellikle. 5'in katından 3, 2 ekledim. Yani burası 5'in katı oldu. 6b artı 4, 2 daha 6 oldu. Bu da 6'nın katı. 8c artı 8 oldu. Bu da 8'in katı oldu. Yani 5'in, 6'nın ve 8'in katı. O halde gül sayısına 2 eklediğimde ben 5'in, 6'nın, 8'in katı oluyor. O halde 5, 6 ve 8'in katını bulun öncelikle. Yani o kekini bulun. O kek 5, 6, 8 uzun uzun yapmayacağım ben. Onun 120 olduğunu görün. 5, 6 ve 8'in katı 120.
O halde şunu diyebilir miyiz? Bakın, şuraya devam edeyim. Burada gül sayısına ben 2 ilave ettiğimde 120'nin katı bir şey buluyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum. Benim gül sayım 120'nin katı değil. Niye? 2 ilave etmiştim. Bu 2 gülü çıkarıyorum. Yani benim gül sayım aslında 120'nin katından 2 eksiktir. Burada bir problem var mı? Tekrar izah edeyim bakın. Şimdi beşer sayıyorum, 3 gül artıyor. Diyorum ki 2 tane daha olsaydı artmayacaktı. Yine 5'lik demet yapabilecektim. 6'şer demet yapıyorum, 4 artıyor. O 2 olmuş olsa 6'lık da olabilecekti. Hatta 8'lik de olabiliyor. 6 gül artıyordu 8'de de. Şimdi bu durumda ben eğer gül artmış ise dışarıdan 2 tane gül ilave ediyorum buraya. 2 tane ilave ettiğimde bu hem 5'in hem 6'ın hem de 8'in katı oluyor. O halde 2 gül ilave ettim. O dursun bir köşede. Aklımın bir köşesinde duruyor. 5'in, 6'ın, 8'in katı olan en küçük sayı OK2'ni buluyorum. Burada yapmadım uzun uzadıya. 120. O halde 2 gül ilave ettiğimde ben buraya 120'nin katı olacak gül sayısı. Ama neyi biliyordum ben? Burada gül sayısını ben 120'nin katı olmadığını biliyorum. Çünkü 2 tane ilave etmiştim. O 2 gülü çıkarıyorum. 120'nin katından 2 eksik olacak demek ki burada gül sayımı. Ya bundan sonrası kolay. Yani soruyu geçebiliriz ondan sonra. A şıkkında en az kaç gül vardır? Gül sayısı en az nedir? 120'nin bir katından 2 eksik alırsanız 118 tane gül var en azından. B'de neyi sormuştum ben? Sepetik güllerin sayısı 200'den fazla. Yani daha önce yaptıklarımızın aynı şeyi aslında. 120'nin katından 2 eksik olan sayı neyi geçmesi lazım? 200'den fazla. O halde bir katı olmaz. En az 2 katı olması lazım. 3-4 falan olur ama en az dediğime göre 2 katını alacağım. O zaman 120'nin 2 katından 2 eksik, 240 2 eksik, 238 gül olur sepette. Bu da bu son soru diyelim. Devam edeceğim sonra.